Biliyorsunuz Doğu Karadeniz bölgesi Türkiye'de en çok taşkın meydana gelen bölge konumunda. Bunda yoğun yağışların yanında bölgenin topografyası, jeolojisi gibi etkenler var. Bir diğer etken ise insan müdahaleleri. Tabii bunların da çok önem arz ediyor taşkınlarda. Biz bununla ilgili taşkın zararlarını azaltmak adına bir sosyal projede başlatmak istedik. 7'den 70'e tüm herkesi taşkın konusunda, özellikle taşkına nasıl sebep olunmaz konusunda bilinçlendirmek istedik. Bunun dışında taşkından korunma yolları gibi farklı çalışmalarımız da müze kapsamında olacak. Doğu Karadeniz bölgesinde yaklaşık 74 bin adet dere yatağı var. Bunların hepsi ayrı münferit bir kol. Bunların hepsinde az önce bahsettiğim gibi jeolojik nedenlerle heyelan riski ister istemez olabiliyor. Bununla ilgili de, heyelanla ilgili de mesela heyelanı önleme, daha doğrusu sebep olmama adına da bilinçlendirme çalışmalarımız olacak. Adına heyelan yamacı dediğimiz bir modelimiz olacak bu müzenin içerisinde. Bunun dışında yine taşkın hidrolik modelleri olacak. Evinizin taşkın riski altında olup olmadığını gösteren haritalarımız olacak. Siz gideceksiniz, ekran üzerinden evinizi bulacaksınız buraya geldiğinizde ve o evinizin taşkın riski altında olup olmadığını öğrenebileceksiniz. Bunun dışında bölgemizde maalesef çok büyük taşkınlar oldu geçmişte. Onunla ilgili hem fotoğraflar olsun, görseller olsun, videolar ve maketler olacak. Çünkü geçmişi bilmeyen geleceğe düzgün yol alamaz. Onunla ilgili şeylerimiz olacak. Yeni dünyada uygulanan tip modeller var. Bunlarla ilgili yine çalışmalarımız olacak. Erken uyarı sistemi nasıl uygulanabilir? Onunla ilgili modellerimiz olacak. Bunun dışında 3 boyutlu animasyon odamız olacak. Burada gözlüklerimizi takacağız ve adeta bir taşkın içerisinde yaşıyormuş gibi bir odamız olacak. Bunun dışında çocuklara yönelik yine eğitim dokümanlarımız olacak. Taşkın önleme adı altında bir video oyunumuz da olacak. Evet, evet. İnteraktif bir müze olması dolayısıyla gerçekten dünyada eşi benzeri olmayacak bir müze olacak. Dediğim gibi yani burada biz 7'den 70'e herkese bir bilinç kazandırmak istiyoruz. Bu sayede en azından taşkın zararlarını azaltacağız ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakacağız. Buranın içerisinde hidrolik model deneyimiz var. Geçirgen bent deneyi dediğimiz bir deneyimiz var. Bu da dünyada yeni yeni uygulanmaya başlanan bir tip. Biz de bunun ilk uygulamasını burayla birlikte gerçeğini Rize ilimizde yaptık. Burada denemelerini yapıyoruz. Hangi havza için hangi bent tipinin uygun olduğunu belirliyoruz. Daha sonra gidip bunu yerlerinde uyguluyoruz.